kadar, işte bir böyle küçük simitine kadar nasıl ulaşılabileceği ve fiyatların nasıl olduğu. Sandviç, bir de son sandviçe bakalım, gel. Ücretsiz bir şekilde kullandık otoparkı. Gidiyoruz. Kırmızı, yeşil, mavi, sarı otoparklar var. Kırmızıya da maviye girelim. Dış hatlara gideceğiz şimdi. Kırmızıdan giriyorum. Evet. Bir soralım bakalım. Merhaba. Giden yolcuya en yakın nereye gidebiliriz? Yurt dışı. P5. Tamam, teşekkürler. Yurt dışı, giden yolcu. P5 en yakın yermiş. P5'e çıkacağız şimdi. Şuradan bilet alalım. Haydi bakalım. Haydi gelin, havaalanına gidiyoruz. Bayağı bir yük olmuş değil mi? 6 numaradanmış. Buradan sadece bizim uçağa giriyor. 5 numaradan sadece bizim uçağa giriyormuş. Biz 6 numaraya gideceğiz. Herkese merhabalar. İlk defa yeni İstanbul Havalimanı'ndayız. Herkesin burayla ilgili merak ettiği çok fazla soru var. İşte ulaşım nasıl, içeride fiyatlar nasıl, işleyiş nasıl, ne kadar büyük gibi. Şimdi önce hep beraber içeri girelim. Sonra hepsine bakacağız. Hepsini anlatmaya çalışacağız. Nasıl geliniyor, içeride neler yapmanız gerekiyor, ne kadar önce gelmeniz gerekiyor. Hepsine bakacağız. Şimdi hava alanı biliyorsunuz malum yeni bayağı. Bayağı da büyük ve herkes, birçok insan ilk defa buradan uçuyor. Birazcık böyle bir kafalar karışmış durumda. Bunun için şöyle ask me diye bana sor yazan arkasında merhaba böyle arkadaşlar görevlendirmişler. Eğer bir sorunuz olursa onlar yardımcı oluyorlar hem nasıl gidileceği ile ilgili. Biz de havalimanını böyle tanıtan bir video çekelim dedik de seyahat vlogumuz var. Aynen, kolay gelsin size de. Onlara sorabiliyorsunuz böyle bir sorunuz olduğu zaman. Kontuarlar. Onlarla ilgili bir şey anlatmayacağım. Normal sistem. Sadece birazcık içeride de yürüme mesafeleri uzun. Dolayısıyla zamanınızı biraz ayarlayıp gelmek lazım bence. Hani normalde 2 saat önceden geliyorsanız havalimanında bir yurt dışı uçuş için. Eğer buraya da ilk defa geliyorsanız bence bir 3 saat önceden gelip rahat rahat işlemleri yapmakta fayda var. Sıkıntılar da oluyormuş bu ara. Bir Hintli bir arkadaşla tanıştık, az önce sohbet ettik. O söyledi, böyle işte uçağı iptal olmuş, onu bir otele götürüp tabii yemesini içmesini konaklamasını karşılamış Türk Hava Yolları. Ama bugün ancak uçabiliyor ve bugünkü uçuşu da bu sefer tekrar delay yapmış, gecikme almış. Dolayısıyla birazcık sistem oturana kadar muhtemelen böyle şeyler olacak. Onlara da hazırlıklı olmak lazım. Bavulun nerede dedik bu arada. Bavulun Mumbai'ye uçtu şu anından falan dedi. Yani biraz karışmış olaylar. Normal timetable'larımız. Her zamanki gibi buradan takip edebilirsiniz uçuşları. Bakalım çok fazla delay'li var mı? Şu turuncu gördükleriniz delay'li olanlar. Çok da fazla yok aslında, normal. Diğer havaalanlarında da oluyor bu kadar. Market fiyatlarını merak ediyorum ben buradaki. Diğer yerlerden farklı mı? Çünkü burada kiralar biraz yüksek bildiğim kadarıyla. Bakalım böyle bir su ne kadar, işte bir böyle küçük simit ne kadar falan. Birazcık onlara bakalım fikir vermesi için. Bu neymiş? Gel de, hiçbir şey buradan. Bu ne işe yarıyor sence? Soru soruyorsun. Banking currency. ATM. Ha, garanti. Nerede? Directions. Anladım. 3 dakika uzaklıkta garanti varmış. Ha, burada bulmak istediğiniz şeyi böyle aratıp bulabiliyorsunuz. Tarif ediyor nasıl gideceğimi. Güzel, bunu beğendim. Birkaç tane döviz burası var bu arada. Fark ettin mi? Ortalarda böyle birkaç tane var. Tek bir tane yok. Şimdi şu Seferi diye bir tane büfe buldum. Bakalım size ne kadarmış, soralım. 6 liraymış işte. Şöyle bir su, normal. 0,5 litrelik. Bira, 30 lira. Kutu kola, 12 lira. Diğer havaalanlarım da benzer zaten. Çok bir fark yok bence. Çubuk kreker. Benim uçuşlarımın vazgeçilmezi. 9 lira biraz pahalıymış. Onu stok yapıp gelebilirsiniz. Böyle işte bisküviler falan. 10 lira, 11 lira civarında değişiyor. Sandviç, bir de son sandviçe bakalım, gel. Evet, şöyle sandviçlerde 20-25 lira civarı falan.
Şimdi biraz da asıl herkesin en çok merak ettiği konu hakkında konuşalım. Nasıl ulaşılabileceği ve fiyatların nasıl olduğu. Şimdi bu noktada tabii bir kişisel fikrimi de paylaşmadan geçemeyeceğim. Evet, İstanbul'da gerçekten havalimanlarının büyütülmesine ya da belki de yeni bir havalimanına ihtiyaç vardı ama hani olanı kapatıp yenisini açmak ne kadar doğru oldu bilemiyorum. Atatürk Havalimanı benim de çok yıllardır alıştığım ve çok kullandığım bir havalimanıydı. Şimdi orası tamamen kapatıldı ve artık buraya taşındık. Dolayısıyla artık bir şekilde buraya ulaşmak durumundayız. Şimdi henüz buraya metro yok. 2019 sonunda Gayrettepe metro hattının, Gayrettepe İstanbul Havalimanı metro hattının açılacağı öngörülüyor. 2020'de de diğer hatlarla, işte Halkalı'yla vesaire bağlanarak ağ muhtemelen genişleyecek. Günümüzde metro ile buraya ulaşamıyoruz. Peki nasıl ulaşabiliyoruz? Öncelikle en ucuzu tabii ki İETT otobüsleri var. Birçok aslında hattan çalışacak ama bildiğim kadarıyla henüz hepsi kullanıma açılmadı. Şu an Mecidiyeköy'den, TÜYAP'tan hatlar var, onları biliyorum. Onlar için de özel tarife uygulanıyor. İki tam ücreti alınıyor sizden kartınızı bastığınızda. Bunun dışında Havaist'in kendi özel otobüsleri var. Havalimanına servisler yapacak. Bu Havaist'in yine birçok kalkış noktası olacak, birçok durağı olacak. Hava.ist adresinden detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz. Nerelerden kalkacağı, işte ne kadar sıklıklı olacağı hepsi belli. Ama yine bildiğim kadarıyla hepsi şu an başlamış durumda değil. Bir de fiyatlar kalkacağınız noktaya göre değişecek. Örneğin Kadıköy'den biniyorsanız işte 25 lira verirken Beşiktaş'tan biniyorsanız 16 lira, 18 lira vereceksiniz. İşte Sarıyer'den biniyorsanız 16 lira vereceksiniz gibi. Hepsini böyle internet sitesinde yazmışlar. Oradan bakabilirsiniz. Hava.ist. O otobüsler bayağı böyle konforlu, rahat görünüyor. Onlarla da ulaşım sağlanabilir havalimanına. Bir diğer yol tabii ki taksi ama birazcık pahalı bir yol tabii. Taksim'den baktığınızda yaklaşık 120-130 lira civarı tutuyor taksiyle buraya gelmek. Son çare de normal kendi arabanızla gelmek. Biz öyle yaptık, kendi aracımızla geldik. Sanıyorum aldığım duyumlara göre 15 Nisan'a kadar ücretsizmiş. Bakalım bizim için ücretsiz olacak mı? Göreceğiz. Doğru mu? Doğru diyorlar. Evet, iyi, tamam, para ödemeyeceğiz sanırım bu sefer için, şimdilik en azından. Durum böyle. Bu söylediğim fiyatlarda tabii ki ortalama fiyatlar. Hepsi için, İETT'nin fiyatları için İETT'nin kendi sitesine bakabilirsiniz. Taksiler için yine internette güzel uygulamalar var. Taksi ücretleri hesaplayan, onlara bakabilirsiniz. Diğer özel otobüsler için de söylediğim gibi hava.ist adresinden detaylı bilgiye ulaşabiliyorsunuz. Bu ulaşım konusundaki yorumlarınızı, eğer siz de böyle gelip gittiyseniz havalimanına, yorumlar kısmına yazarsanız herkes de görmüş olur, paylaşmış oluruz birbirimizle, işte ne zorluklar yaşandığını ya da ne kolaylıklar var sizin de tavsiye edebileceğiniz, paylaşırsanız sevinirim. Bir havalimanında ihtiyacınız olabilecek neler var? Tabii ki free wifi var öncelikle. Şu anda hatlar tam oturmamış. O yüzden bu hizmette sıkıntı var. Ücretsiz internet yok burada. Ona göre internetinizi ayarlayıp gelin. Onun dışında aktarmalı uçuşunuz varsa ve arada uzun süre varsa, tabii etrafta çok fazla gezebileceğiniz bir yer yok da daha da uzun vaktiniz varsa konaklamak için burada bir airport otel var. Onun dışında çok fazla tabii çevrede otel de yok. Çok fazla hiç yok. Şimdi bozkırın ortasında bir yerdeyiz diyebilirim. Ormanın ortasında mı deseydim? Orman da eski buralar. Neyse, o konuya girmeyelim. Dediğim gibi ilk zamanlar tamamen biraz planlamaları sıkı tutmak gerekiyor. Onun dışında çok da bir sorun yaşanacağını zaten zannetmiyorum. Bu havaalanını kullanacak herkese iyi uçuşlar diliyorum şimdiden. Havaistler bunlar. Havaalanı otobüsleri. Bayağı da sık sık var. Ha, arkasından da İETT geldi hatta. Bak, bu ne, Halkalı'dan gelen H3. H2 Mecidiyeköy'den geliyor. H3 Halkalı'dan geliyor. Şu da Taksim'e giden havaist orada bekliyor. 5 numaranın önünde. Ha, beklemiyor hatta, indiriyor şu an, yolcu indiriyor. Giden yolcudayız. İnternet sitesindeki programa göre 15-20 dakikada bir var görünüyor bu arada. Hadi bakalım otopark ücretlerine bakalım. Şimdi her farklı renkli otoparkta bir tane böyle bilet makinesi var. Sanırım bütün her şeyi insansız planlamışlar burada. Şimdi biz kırmızı otoparktayız. Ona bakalım, biletimizi sokalım. Ne diyecek? Sanırım oldu şu anda çünkü 15 Nisan'a kadar ücretsiz diye duymuştum. Doğruymuş. Ücretsiz bir şekilde kullandık otoparkı. Gidiyoruz. Bu videomu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Birlikte böyle hem bilgiler paylaşalım hem de birçok ülkeyi, şehri beraber gezip görmeye devam edelim.